Bilim ve Teknoloji Söyleşileri programımızdan herkese merhabalar. Güncel bilim konularını konuştuğumuz, alanında uzman akademisyenlerimizin fark yaratan bilimsel ve teknolojik çalışmalarını ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu, Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyemiz Profesör Doktor Lütfiye Durak Ata. Hocamız lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yanı sıra Kore, İngiltere ve Amerika'daki üniversitelerde de akademisyen olarak bulunmuştur. 2015 yılından bugüne üniversitemizde akademik çalışmalarına devam etmektedir. Hoş geldiniz Lütfiye Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Dünya ölçeğinde yapılan Woman'ın 6G tarafından hazırlanan 100 ilham veren kadın arasında yer aldınız. Tekrar tebrik ediyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ayrıca proje yürütücülüğünü üstlendiğiniz BİHAP projesi, YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri çalışmaları ödülünü kazandı. 6G teknolojisi hayatımızı nasıl dönüştürecek hocam ve hayatımıza tam olarak ne zaman dahil olacak? Evet, 6G teknolojisi aslında telekomünikasyon alanında bir dizi teknolojik çalışmanın devamı, bir parçası olarak hayatımıza girecek. Zaman olarak düşünürsek aslında bunun etkilerini 2030'dan sonra hissetmeye başlayacağız. Esasında 6G derken neler getirecek? Biraz daha 5G'den önce başlayalım. Telekomünikasyon, mobil haberleşmede işte hepimiz yaşadık 2G, 3G derken 4G biraz daha veri iletişiminin arttığı bir telekomünikasyon sistemlerinin içerisinde bulduk ağları. 5G ile birlikte aslında 3 temel ilerleme hedeflenmişti. Bunlardan bir tanesi aslında zenginleştirilmiş mobil geniş bant haberleşme dediğimiz çok yüksek veri hızlarına erişim. İkinci husus biraz daha güvenilirlik yönünden, işte ultra güvenilir ve düşük gecikme süreli haberleşme imkanının sağlanması. Burada alıcı verici arasındaki haberleşme iletimlerinde son derece düşük gecikme süreleri hedefleniyordu. Üçüncüsü biraz daha haberleşmeyi aslında insanlardan çıkarıp araçların da birbirleriyle haberleştiği, belki 1 kilometre kareye 1 milyon cihazın yerleşip bu cihazların birbirleriyle haberleştiği makineler arası haberleşme, yoğun makineler arası iletişim hedefleniyordu. Bu konuda genelde telekomünikasyon alanında her 10 yılda bir ortaya aslında bir vizyon konuyor. Bu vizyona yönelik araştırmacılar çalışmalarını yürütüyorlar. Ardından teknolojik geliştirmeler ve standartlaşmaya gidiyor. 5G konusunda da bu konuda aslında çok önemli aşamalar kaydedildi. Daha yüksek frekanslara da çalışılmaya başlandı. Gecikme süreleri azaltıldı. Makineler arası haberleşme, hatta onunla birlikte nesnelerin interneti dediğimiz teknolojiler hayatımıza girmeye girdi. Şimdi bunun ve tabii 5G ağlarda sanallaştırma fonksiyonları öne çıktı. Daha jenerik donanımlar üstünde yazılımla pek çok şeyi halletmeye başladık. Şimdi ama artık biraz daha gelişen diğer alanlarda da gelişen teknolojiler ve yapay zeka daha çok hayatımıza girmeye başladı. Böyle olunca aslında haberleşmenin vizyonu da biraz o yöne doğru ilerledi. Burada 6G'nin en büyük hayatımıza getireceği fark, birincisi yapay zeka alanında bazı yeteneklerin, yetkinliklerin de haberleşme sistemlerine katılması. İkincisi, artık biz hiçbir şekilde kesinti istemiyoruz haberleşmemizde. Sürekli ve kesintisiz iletişime kavuşmak. Burada da gerekirse ek donanımlarla, ne tür donanımlar olabilir bunlar? Mesela insansız hava aracı gibi ya da akıllı, yeniden konfigüre edilebilir akıllı yüzeyler, binalarımızın yüzeylerini böyle kapladığımızı düşünün. Aslında haberleşme sistemlerine, elemanlarına yeni bileşenlerin de geldiği ve bunun sayesinde hiçbir şekilde kesintiye uğramadan haberleşmenin sağlanması hedefleniyor. Ve tabii düşük gecikme süreleri daha da düşürerek otonom araçları ya da gerçek zamanlı veriyi çok daha iyi işleyip bu şekilde otonom araçları kontrol etmek, bu robotik teknolojilerine yansıyacak. Çok yüksek veri hızları, yine çok yüksek frekanslara çıkılması hedefleniyor. Burada 1 saniyede terabitlerden daha yüksek veri hızları hedefleniyor. Bunun sayesinde çok daha zenginleştirilmiş, mesela sanallaştırılmış gerçeklik deneyimlerine kavuşmamız. 3 boyutlu video iletimleri,
ya da pek çok aslında kişiselleştirilmiş deneyimler, otonom araçlar, akıllı şehirlerde çok daha yüksek sensör altyapısıyla verinin, çok yoğun verinin aktarılması, üretim, lojistik gibi pek çok farklı branşta, farklı sektörde aslında bunların yansımalarını göreceğiz. Hayatımıza yapay zeka haberleşme bakımından da daha çok girecek. Bir de büyük veri ve dijital dönüşüm konularında büyük önem taşıyan BeHub isimli projenizin benzer sistemlerden ayıran başarılı ve yenilikçi yönleri nelerdir? Biraz bundan bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Aslında bir yandan da öğretim üyeliğimin yanı sıra yaklaşık 3 yıldır idari bir görevim de vardı. Rektör yardımcısı olarak çalışıyorum. Burada tabii pek çok sayıda üniversitede pek çok birim karşımıza çıktı. Bunların kullandığı bilgi yönetim sistemleri vardı büyük bir kısmının. Ya da aslında bazen birimlerin kendi süreçleri içerisinde ürettikleri veriler vardı. Burada çok büyük bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Aslında neredeyse kendi içinde bir şehir gibi, bir kent gibi, A'dan Z'ye, yemekhanesinden otoparkına, öğrenci işlerinden verilen bilgi işlemdeki servisleri ya da pek çok yönüyle her birimin ürettiği veriler, bunların çıktıları da bazen birbirleriyle ilişkiler taşıyor. Yani o gün kaç tane ders açıldıysa aslında bu bir yandan sizin yemekhanedeki yoğunluğunuzu da etkileyebiliyor. Burada veriye dayalı yönetebilmek çok önemli bir kurumu. Veriye dayalı çünkü bunlar stratejik kararlara dönüşebilecek. Pek çok dediğim gibi ilk başta baktığımız zaman çok sayıda bilgi yönetim sistemi vardı ve ilişkisel parametreleri anlık gözlemleyemiyorduk. Bu ilişkisel parametreler kişi başına düşen mesela kütüphaneden alınan kitap oranı olabilir ya da bir akademisyenin yaptığı kendi branşıyla ilgili yayın ya da atıf sayıları da olabilir. Araştırma verileri de çok önemli. Bu kapsamda yani her biri parça parça olduğu zaman aslında yönetici bakımından da böyle pek çok şeyi bir sis perdesi arkasında görmek gibi oluyor. Bunları nasıl bütünleşik bir veri platformunda toplayabiliriz ve kritik stratejik verileri yöneticinin önüne nasıl çıkarabiliriz? Bu yönetici derken aslında her seviyede olabilir. Fakülteler, bölümler, birimler. Bununla ilgili bir çalışmaya başladık. Bütünleşik veri yönetimi. Burada araştırma verilerinden yola çıktık. Üniversitemizde yenilikçi bazı performans takipleri gibi ya da hocalarımızın hedef takipleri ya da birimlerdeki verileri toplamak üzerine Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve bir büyük veri ofisimizle birlikte BeHub bu bütünleşik veri platformu yazılımımızı gerçekleştirmiş olduk. Burada ve bu çalışmaların neticesinde aslında Hub, bir bizim üniversitemizin sembolü arı, arıdan geliyor. Hub da aslında aktarım merkezi demek. Yani pek çok birimden, bilgi yönetim sisteminden, hatta kişilerin masaüstü verilerinden bunları bir yere topluyoruz. Sonra bizden aslında veriyi isteyen birimlere aktarıyoruz. Bunlar kim olabilir? Mesela yükseköğretim kurulu olabilir, kalite yönetim sistemleri olabilir, derecelendirme kuruluşları olabilir. Ya da işte yönetici ekranları olabilir. Böyle bir sonuçta da buradaki veriye dayalı stratejik kararlar bizim performansımızı çok yükseltti. Belli alanlarda iyileştirmeler sağladık. Üniversitemiz için böyle kayda değer bir aslında derecelendirme sistemlerinde de yükselişler yaşadık. Bu çalışmalarımızın böyle bir YÖK Üstün Başarı Ödülü'yle de ödülüne layık görülmesi bizi çok mutlu etti. Gerçekten hani bir süreç ve sonucunda bir aslında bir ürüne gitti bu. Son olarak İTÜ'nün projelerinize sağladığı destek ve katkıları ile proje ve çalışmalarınızın Türk akademi dünyası ve İTÜ'ye olan etkilerinden bahseder misiniz? Aslında bu projeler, çalışmalar bir dediğim gibi öğretim üyesi şapkasıyla yaptığımız çalışmalar. Bu konuda aslında hem telekomünikasyon alanında bir çalışma grubumuz var. Yüksek lisans doktora öğrencilerimiz, hatta doktora sonrası araştırmacılar. Bunlarla birlikte özellikle
telekomünikasyon, gelecek yeni nesil telekomünikasyon konularında çalışmalar yapıyoruz. Yüksek lisans doktora tezleri. Artı sektörle çok yakın işbirliği içerisinde kamu ve özel sektörle birlikte ortak projeler üretiyoruz. Ve Avrupa Birliği projeleri yazabiliyoruz. Onlardan destekler alabiliyoruz. Bu konuda aslında üniversitemizde gerçekten çok güzel bir ekosistem var. Çok güzel bir projeleri baştan sona patentlenme süreci, ticarileştirme süreci, ilk projelerin alınma sürecinden başlayarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin aslında sağladı. Tabii en büyük buradaki avantaj da nitelikli insan kaynağına ulaşmak. Bu konuda mühendislik alanlarında gerçekten çok yüksek nitelikte öğrencilerimiz, çalışma arkadaşlarımız oldu. Ve ben her zaman mezunlarımla da, yani yüksek lisans doktoradan mezun ettiğim genç araştırmacı arkadaşlarımızla da çalışmalara devam ettik. Güzel bir ekip ortamı oluşturduk. Öte yandan, bir yandan da aslında mühendisliğin getirdiği yaklaşımlar, ya üniversitemiz de tabii bir mühendislik üniversitesi temelde olduğu için, artı mimarlık, aynı yaklaşımlar aslında idari konulardaki projelerde de benzer şekilde yaklaştık. Mesela buradaki BİHAB projemizle ilgili elde ettiğimiz sonuçlar, hem de üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik yaptığımız çalışmalar YÖK tarafından da takdir edildi. Buradaki bu süreçleri aslında Türkiye'deki pek çok üniversiteye de paylaşma imkanımız oldu. Biz neredeyse hemen her hafta birkaç üniversiteyle birlikte toplantılar yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu konuda karşılıklı tecrübelerimizi paylaşma imkanımız oluyor. Böylece hem bilimsel anlamda aslında katkı vermeye çalışıyoruz ülkemizde, hem de bu üniversitelerdeki süreçlerle ilgili de tecrübe paylaşımında bulunarak katkı vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam ve çalışmalarınızda da başarılar dileriz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün İTÜ Bilim ve Teknoloji Söyleşileri programımızda Profesör Doktor Lütfiye Durak Ata bizimle birlikte oldu. Kendisi 6G teknolojisinden, dijital dönüşümlerden bahsetti. Hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.